Biz sigortalılar, hani çocuklarımızdan önce olan sigortalıları hep sayıyorlar ya, sonrakileri de sayılmasını istiyoruz yani, hani bir bayan olarak. Benim sigortam mesela çocuklarımdan sonra oldu. Onu öncesini alsalar... sayısına göre, bir de yani çocuklarımdan önce değil benim sigortam, sonra oldu. Hani sonradakini de sayılsın istiyorum ben. Vallahi bekliyoruz ama biz de YT mağduruyuz zaten. İnanmıyoruz. Sonuçta sigortanız yatıyor ve yaşınızdan dolayı... Tabii, evet, evet. Vallahi bekliyoruz işte, dezavantajı ben kendim ödüyorum mesela. Yani bir çıkar. Tabii canım, niye? Niye olmuyorum ki? Cebimde kalacak. Kaybedemez cebimden, her şeyde 2,5 lira para veriyorum. Nasıl çıkacak? Şartlar ne olacak? Şartları ne şartlarda çıkacak? Orası belli değil. Ya tutup da bana şey verirse, emekliye verdiği 4 lira 5 lirayı bana verirse ben onu kabul etmiyorum ki. Benim 10 bin gün primim var. 28 sene çalışmışım. Hala bekliyoruz. Benim anlaştığım sisteme göre. Ben atıyorum, o sene nasıl anlaşmışık? Devlete 25 sene, 5750 gün. Bu şartları bana verirse kabul ederiz. Her sene sonuna kadar çıkar. Evet. Öyle bir şey var. Çıkarsa tabii yani memnun oluruz tabii. Ben de hani normal emekliyim ama yaşa takılanlar şimdi sorun yani. Vallahi bence karar çıkmaz diye düşünüyorum ama seçim de var. Evet. Belli olmaz. Peki. Kanun haklarının verilmesini isterim. Günü doldurulan kişilerin emekli olmasını isterim. Çıkacak, çıkacak. Hani yaşlılar için bizzat hani takılanlar var. Doldurmuş şeyini, primini. Onlara öncelikle onları hak tanıyorlar yani. Ama yaralanacaklar yani. Tabii ki mutlu olurum. Tabii ki mutlu olurum. Niye mutlu olmayayım yani? Muhakkak bir hazırlık varsa sonuç alınır yani.